يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثامن من سورة المائدة. Bugün Maide suresinin 8. dersini ve 7. ayetinden itibaren okuyoruz. Dün mü, evvelki gün derste sakrı karıştırdık. Sakır baz doğan demek, sakır atmaca demek. Bunları karıştırıyoruz, bari siz karıştırmayı. Sakır atmaca. Baz doğan demek. Bildiniz değil mi? Bir de dünkü derste felem tecidu ma neydi bir demir. Felem tecidu ma en feteyemmu saidan tayyiban femsahu bi vucuhikum ve eydikum minhu. Minhu saidan tayyibana gidiyor. Dün acele ettik. Ezan okunmuş galiba acele geldi. Minhu Sa'idan tayyibene götürün. Hani ebdanından anlaşılan bedene falan söyledik, yanlış söyledik. Yedinci ayete devam ediyoruz. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِسَاقَهُ الَّذِي وَعْسَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَعْطَعْنَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Sekizinci ayet budur. Dilekme nesefiye gelelim. وَذْكُرُوا Unutmayın, hatırlayın. Hafizenizde daimi olarak canlı tutun. Neyi? Nimetallahi aleykum. Yüce Allah'ın sizin üzerinize olan nimetini daima ne tutun? Canlı tutun, unutmayın. Neyle sen nimet etmiş, inam etmiş? Nimetleri sonsuz. Nimetlerin başında ne geliyor? İslam. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ بِالْاِسْلَامِ. Yüce Allah sizleri İslam'la müşerref kılma nimetini unutmayın. Başka? وَمِسَاقَهُ الَّذِي وَاسَقَكُمْ بِهِ. Allah'ın o misakı ki sizinle onun üzerine ahitleşmiş, ahdini pekiştirmiş olan misakini unutmayın. O misakahu lezi ve asakakum bihi nedir? İz kultum semi'na ve ata'na. Siz ne dediniz? Semi'na ve ata'na dediniz. Yani Yüce Allah sizinle ahitleşti. Sizden muhkem ahit aldı. Sizden ne dediniz? Semi'na ve ata'na. Biz işittik ve itaat ettik. Ya Rabbena dediniz ve kabul ettiniz. Ne demek? Vâsakakum bihi. Ey âkâdekum bihi akden vesîkan. Vesîk, muhkem, sağlam bir akıd ile sizinle akıdleşti. O akıd ile, o misak ile sizinle akıdleşti. Zaten vâsaka demek sağlam, güçlü, muhkem ahkidi bağlamak demektir. Ey akadekum bi akden vesikan. Bu vesikan vasakadan anlaşılıyor. Misak ahde vesiktir. Ahd mutlak ahdır. Misak has, ahd am. Peki bu hangi akde vesik ki Yüce Allah onunla sizinle ahitleşmiş? Ve huvel misakul lezi ahazahu alel muslimine. O misak ki Yüce Allah Müslümanlardan almış. Ne zaman? Hine bâye'ehum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala sem'i ve ta'ati fi halil yusri vel usri vel menşati vel mekrehi. Allah'ın Resulü sem'e ta'at üzerine yusur kolaylık ve usur çetinlik durumlarda menşet neşat, mesela mim neşat manasındadır. Sürur ve kerahet
durumlarda sema ve taat üzerine Allah'ın Resulü'nün yapmış olduğu nedir? Beyattir. Allah'ın Resulü Müslümanlarla o beyati yapmayla Yüce Allah onlardan, Müslümanlardan misak-ı vesik almış. وَهُوَ الْمِسَاقُ الَّذ۪ي اَخَزَّهُ Allah almış. Hu, o misak-ı عَلَى الْمُسْلِم۪ينَ Ne zaman almış? حَيْنَ بَايَعَهُمْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü Müslümanlarla beyat yaptığı zaman. Ne üzerine? عَلَى السَّمِّ Beni dinleyeceksiniz. وَطَاتِ itaat edeceksiniz. Yusur ve usur, sevinç ve sıkıntı durumlarda, menşet mekre, kerahet ve neşah durumlarda bana itaat edeceksiniz. Müslümanlar da fakat bunu ne ettiler? Kabul ettiler. İşte Allah'ın Resulü Müslümanlarla bu beyatı yapmayla, Müslümanların da bu mübayiatı, beyatı kabul etmeyle Yüce Allah onlardan ne etmiş? Vissâkı vesik. Ahde vesik almış bulunuyor. İşte diyor ve zkurun ni'metullahi aleykum ve misaqahu allazi wasaqahum bihi iz kuntum semi'na ve ata'na. Ey Müslümanlar, semi'na ve ata'na demek suretiyle kabul ettiğiniz misakınızı unutmayın. Fakabilu ve kalu semi'na ve ata'na. Vakile bir kere demiş, hayır, buradaki misaktan murat Allah'ın Resulü Müslümanlardan almış olduğu beyat değil. El misaku leyletel akabe. İslamiyet'in 13. senesinde leyletel akabe, 2. akabedeki Müslümanlardan almış olduğu 70 küsür sahabeden Müslümanlardan almış olduğu ahaldir. Ve fi beyatir ridvan, beyatir ridvan Hudeybiye'de Beyat-ı Ridvan, ağaç altında yapılan Beyat-ı Ridvan'da alınan misaktır. Bir kere de öyle diyor. Bazılar da diyorlar, hayır, kalu belada alınan nedir? Ahittir. Allah'ın Resulü bize anlatmayla biz de o ahdi kabul etmiş oluyoruz. O şekilde diyenler var, burada o yok. Vettekullâhe fî nakdî misâkî. Misâkî, ahdi bozma konusunda Allah'tan korkun, Allah'ın azabından korkun. İnnallâhe alîmun bizzâti sudur. Zât-ı sudur, serâir-ü sudur. Zât-ı suduru, kalberde gizli sırlar demek. Yüce Allah, sudurların, sadırların sırlarını bilir. Minel hayri ve şerri, hayrlisiyle, şerrlisiyle hepsini bilir. Ve huve va'dun, bu vaadir müminler için, sudurlarında hayır sırlarını besleyenler için vaadir. Ve vaidun kafirler için, sudurlarında şer sırlarını saklayanlar için de nedir? Vaiddir. Hem vaadir hem vaiddir, kişilere göre değişir. Ve zkuru ni'metallahi aleykum bil islami ve misaqahu allazi wasaqakum bihi iz kuntum semi'na ve ata'na ay aqadakum bihi aqdan wasiqan ve huwa al misaq allazi akhazahu ala al muslimina hina bay'ahum rasulullah sallallahu alayhi ve sellem ala sam'i ve ta'ati fi hal al yusri wal usri wal manshati wal makrahi faqabilu wa qalu sami'na wa ata'na. وقيل هو المساق ليلة العقبة وفي بيعة الرضوان واتقوا الله في نقد المساق إن الله عليم بالذات الصدور بسرائر الصدور من الخير والشر وهو وعد ووعيد. 7. ayet bitti. 8. ayete geçiyoruz. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ne şiddetli ve tehditli bir şekilde Yüce Allah burada adli ortaya koyuyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, kunu siz olun, kavvamine lillahi, Allah için kaim olun.
Allah'ın ibadetine daima diri, kaim olun. Şühedâ'e bil kıstî. Şühedâ'e bil kıst olun. Kıst ne demek? Bil adli. Daima adalet ile şahit olun. Ve lâ yecrimennekum şenâ'anu kavmin. Ve lâ yecrimennekum ve lâ yehmilennekum. Sizi sürüklemesin. Sizi hamil etmesin bir kavmin buğdu. Herhangi bir kavimden buğd ediyor iseniz, o kavmin buğdu sizi sürüklemesin ala ella ta'dilum. Adil etmemenize, adaletli davranmamanıza sizi sürüklemesin. O kavimden buğd edebilirsin. O kavim size yanlışlık yapmış olabilir ama bu onlara karşı adaletsiz davranmanıza sebep olmasın. Şimdi yecrimennekum şena'anu kavmin ala cereme yecrimu kesebe yeksibu babındandır. Hem lefz hem mana. Yani hem bab olarak hem mana olarak ondandır. Yecrimenne normalde alayla mutadi olmuyor. Burada alayla mutadi olmuş. Diyor adda yüce Allah mutadi etmiş. Veya uddiye mutaaddi kılınmış Allah tarafından. Neyi mutaaddi etmiş ve mutaaddi kılınmış? Yecrimennekum. Yüce Allah yecrimennekum sıgasını mutaaddi kılmış bir harfil isti'lai. Harful isti'lai ile mutaaddi kılmış. Mudammenen ma'na fi'lin yeteadda bihi. Adda yecrimennekum bir harfil isti'lai. مُضَمَّنًا مَعْنَى فِيَلٍ يَتَعَدَّ بِهِ مُضَمَّنًا مَعْنَى فِيَلٍ يَتَعَدَّ بِهِ alayla mutaadi olan fiilin manasını içine atma ile tedmin edilme ile alayla mutaadi olmuş. Yani ne demek? يَجْرِمَنَّكُمْ alayla mutaadi olan bir fiilin manasını içine almış ve o mudammen manayla mutaadi olmuş. عَدَّ yecrimennekum bi harfil isti'la'i. O harf ki manası isti'la'dır. Harfin isti'la'a idafesi idafetu dal ilel medlul'dür. Adda mudammenen ma'na fi'lin yete'adda bi alele mutadi olan bir fi'lin manasını tedmin etmeyle edilmeyle mutadi yapmış. Ke'ennehu qile ve la yehmilennekum sizi hamil etmesin, sürüklemesin, buğdu kavmin, herhangi bir kavmin buğdu, sizi hamil etmesin ala terkil adli fihi. Onların içinde adli terk etmeye sizi sürüklemesin. Yani onlar sizi kızdırabilirler. Siz onlardan nefret edebilirsin, buğd edebilirsin. Sizin onlara olan buğdunuz, onlar için de onlara karşı adaletli davranmamaya siz sürüklemesin. Niye sürüklemesin? İ'dilû. Bakın adaletli davranın. Zaten dedi ella ta'dilû. Tekrar tekid olarak i'dilû. Adaletli davranın. Herkese adaletli davranın. Kafirlere karşı da adaletli davranın. Huve akrabu littakva. Huve akrabu littakva. Adır takvaya en yakın olan ameldir. Huve i'dilu'den anlaşılan adle gidiyor. O da eyil adlu işaret etti ki huve i'dilu'den anlaşılan adle gider. Kimisi buna takaddum merci lefsi kabul ediyor. Kimi buna bunu takdiri kabul ediyor. Neticede takdiri veya lefsi fark etmeksizin huvenin merci'i adildir. Huve eyil adlu akrabu litakva akrabu ile takva. Oradaki lam da ne manasındadır? İla. Bu tefsir fayda verdi. Hu adına gidiyor. Litakva'daki lam da ila manasındadır. Nahahum Allah onları nehyetti evvelen nehyetti en tahmilehumul bagda'u ala terkil adli. Bagda bud onları terkul adle hamil etmesinden nehyetti. Ve la yecrimennekum şena'anu kavmin ala ella ta'dilu dedi. Yani
buğd terkul adle sebep olmasın, sizi oraya sürüklenmesin. Bununla yetinmedi Yüce Mevla. Sümme istenefe, istinaf iptida yapmak suretiyle feserrahe lehum bil emri bil adli. Emri bil adle tesrih etti. Feserrahe lehum bil emri bil adli. İ'dilû dedi. Niye? Tehkiden ve teşdiden. Tehkid ve adli, yani adli tehkid etmek için. Adının dışına çıkmamayı tehkid, teşdid etmek için Yüce Allah ve la yecrimennekum şenâun kavmin alâ lâ tadilû. Zaten orada bu sizi adaleti de sürüklemesin, adil olun. Bununla yetinmedi. İ'dilû tehkid, teşdid için adli emretti. Bunu da yetinmedi. Sümme istenefe, istinaf etti, ikinci bir istinaf. Fezekere lehum, onlar için zikretti. Veşhel emri bil adli. Veşhel emri bil adli. Niye emri bil adl yapmış? Niye ne? Niye emri bil adli yapmış? Niye yadilu? Yüce Allah, niye ben diyorum adil olun, adaletten ayrılmayın? Onun illeti dedi, çünkü huve akrabu littakva. Ve huve kavlu ta'ala huve akrabu littakva. Peki Yüce Allah bu kadar tekidli, teşdidli adaleti kimlere karşı emrediyor? Kafirlere karşı. Ve izâ kana vücubul adli mal kuffar bihâzî sıffeti minel kuvveti. Kafirlere karşı bu derece, bu sıfetteki kuvvetli, güçlü bir adalet, güçlü bir şekilde adl vacip olunca فَمَزَّنُ بِوْجُوبِ مَا الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ هُمْ اَوْلِيَاءُهُ. Allah'ın evliyaları olan müminlere karşı artık adlın vücubunun hakkında senin zannın ne olabilir? Zan ne olabilir ki kafirlere karşı bu kadar adalet, adl vacip ise, Allah vacip kılmış ise, müminlere karşı tarikul evlayla adalet nedir? Vacibdir. Bakın, ve izâ kana vücubul adli ma'al kuffari bihâzi sıfeti minel kuvveti femezzanu bi vücubihi ma'al mu'minine lezinehum evliyâuhu. Yani Allah'ın düşmanı olan kafirlerle adının vücubu bu derece kuvvette olunca femezzanu, yani femezzanuke veya femezzanu kulli ahadin bi vücubi bil adl ma'al mu'minine lezinehum evliyâuhu vettequ allâhe fîmâ emere ve nehâ. وَاتَّقُوا اللّٰهَ فِمَا اَمَرَ وَنَّهَا. Allah huzur celal neyi size emretmiş, neyi nehyetmişse, o emrettiği şeyden, nehyettiği şeyden Allah'tan korkun. Yani Allah'tan korkun, emrettiği şeyi yerine getirin. Allah'tan korkun, nehyettiği şeyden vazgeçin. اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Yüce Allah yaptığınız amelden haberdardır. وَعَدُونَ, ameli iyi olanlar için. Salih amelleriniz boşuna gitmez. Allah huzur celal haberdardır çünkü. Ve vaidun, kötü ameller yapanlar için kötü amelleriniz karşılıksız kalmaz. Çünkü Yüce Allah haberdardır. Ve lida, vaad vaid olunca zekere ba'daha, bu ayetten sonra ayetel vaadi, vaadın ayetini zikretti. Ve huve kavlu ta'ala vaadallahu lezine amin ve amilus salihati. Yüce Allah İman eden, salih ameller işleyenlere vaat etmiş. Ne demiş? Lehum mağfiretun ve ecrun azim. Onlara büyük mağfiret, büyük ecre azim var. Aha! Zekere, bu önceki ayet, vaad olduğu için zekere, ba'daha ayetel vaadi. Vaid olduğu için bu sefer vel vaidi, yani zekere ayetel vaidi ve kavluhu ta'ala vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina. Tekzip, kafir olanlar, ayetlerimizi tekzip eden ulaike ashabul cehimi. Onlar ashabul cehimdirler. Ashab, sahip, mülazim demek. Ey la yufarikunha. Onlar cehennemden ayrılmıyorlar. Burada duralım. Ezan-ı şerif okundu. Bakın, vaadallahu lezine amnu ve amilus salihati. Bu vaade yeteadda ila mef'uleyni. İki mef'ule mutadi olur. Fel evvelu ellezine amenu.
mevsul sırasıyla beraberdir. Hep Nesafi bunu söylüyor. Ama cumhurun görevi, görüşüne göre ellerine tek mefuldür. Vessani mahzufun. İkinci mefhul burada mahzuftur. Ustugni anhu bil cümleti lediye kavluhu lehum mağfiretun ve ecrun azimun. Bununla iktifa edilmiş. Yani nedir? Va'adallahu lezine amnu amilu salihati mağfireten ve ecrun azimun. Lehum mağfiretun ve ecrun azimun karinesiyle mağfireten ve ecrun azima ne olmuş? Bu adenin ikinci mefhulü olarak hasbe gitmiş. Bakın, mağfiretun lehum, lehumun takdimi burada hasri ifade ediyor. Mağfiret iman eden amel salih işlenleredir, gayrine değil. Mağfiretun tenvini tazim içinde büyük bir mağfiret var. Ve ecrun azimun, yine lehum, buna da takdimi hasri ifade ediyor. Ecrun tenkiri tazim içindir. Tenvini tazim ifade ediyor. Ayrıyeten azimunun sıfeti de onu ne ediyor? Onu teki tazim ediyor. Ecrun azimun. Velize zekere ba'daha ayetel vaadi vel va'idi. Vaad üzerine atıftır. Ayet bunun üzerine de geliyor. Ve ve kavluhum. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Bakın, fil cehemi demedi, ashabul cehim. Yani cehimin mulazimleridirler. Lazım melzumdan ayrılmaz. Bunlar da cehimin mulazimleri olmaları hasebiyle cehimden hiç ayrılmazlar. اَيْ لَا يُفَارِقُونَهَا. Oldu. Ezan okunmasaydı bunu da okurduk. En iyisi dursun, yarın bir bakalım. İstese bunu bir devam edelim. 11. ayette bir bakalım. Ya eyyühellezine amenü zkuru ni'metallahi aleykum izhemme kavmun eyyepsutu ileykum eydiyehum فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ اَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Bakın, ya اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ. Nimete ta uzun yazılmış. Burada nimetin çok büyük olduğunu ortaya koyuyor. Ya اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ. Bir kavm. قَسْتِكَ اَنْ يَبْسُطُوا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ. Ellerinizi size uzatmayı istediler. Yani size kötülük yapmak istediler. O kötülük nedir? Ruvye enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eta beni Kureyze. Medine'de Yahudilerin en üç büyük kabilelerinden biridir. Efendimiz beni Kureyze kabilesine geldi ve ma'u şeyhan Ebu Bekir ve Ömer de varlar. Vel hatenan. İki hatenleri de var. Hazreti Ali ile Hazreti Osman da varlar. Geldi yestakriduhum diyeten muslimine. Efendimiz yestakridum diyeten muslimine, muslimeyni. İki Müslümanın diyetini ne ediyor? Talep ediyor. Yestakriduhum diyeten muslimeyni. يَسْتَقْرِدُمْ دِيَتَ مُسْلِمَيْنِ قَتَلَهُمَا عَمْرُ بْنُ اُمَّيَّ اَدَّمُرِيُّ خَتَنْ يَحْسِبُهُمَا مُشْرِكَيْنِ. Onları müşrik zannetmiş. فَقَالُوا نَعَمْ يَا اَبَا الْقَاسِمْ. Tabi sen gelmişsin, biz bu iki Müslümanın diyetini veririz. اِجْلِسْ حَتَّى نُطْعِمَكَ. Sana bir yemek yedirelim. Sonra وَنُقْرِدُكَ فَاَجْلَسُهُ فِي سُفَّةٍ. Efendimizin suffet kapıların girişinde böyle üstünü kapalı balkon gibi bir durumdur.
Efendimiz'i orada oturturlar. Ve hemmu bil fethi bihi. Gayeleri Efendimiz'e fetih, bir kötülük yapmak. Damın üstüne çıkıp onların üzerine bir şey atmak diye. Ve ammede Amr ibn-i Cihaş ila rahan azimetin. Amr ibn-i Cihaş Benu Kureyze'den biridir. Büyük bir değirmen taşına gitti. Yatrahuha aleyhi, onu Efendimizin üzerine atacak. Yani damın üstünden Efendimizin üzerine bırakacak diye. Femsekallahu yedehu. Allah onun yedini, elini tuttu. Yani Cebrail vasıtasıyla veya Allah kendi kudretiyle elini tuttu. Elini iş yapamaz oldu. Taşı kaldıramadı. Ve nezele Cibrilu veya huttan taşı, farklı görüşler var. Kimisine göre kaldıramamış, kimisine göre kaldırmış, eline yapışmış, atamamış. Ve nezele Cibrilu fe ekberehu bizalike. Efendimiz'e haber verdi, sana zarar verecekler. Fe kharece nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz oradan çıktı. Ve nezeletil ayet. Ayet nazil oldu. İz ya eyyühellezine amenüz kuru ni'metallahi aleykum iz hemme kavmun. Bir kavm kastetti. İz zarfun li ni'meti. Ni'metallah iz hemme. Ne zaman Allah'ın ni'meti size olmuş? Bir kavm size kötülük yapmak istediği zaman, işte beni Kureyzeler diye. Kastettiler en yapsutu. Bi en yapsutu. En üzerine bamu kader. Ona işaret etti. Uzatsınlar. İleykum size, eydiyehum ellerini bil katli. Yani katille öldürmek suretiyle ellerini size uzatmak istediler. Best yukalu, yani katil ile elleri uzatmak, yani el uzatmak katile kullanılır mı? Evet, yukalu. Besete lisanehu ileyhi. Frankes, frankese dilini uzattı. Ne demek? İza şetemehu. Onu sövdüğü zaman. Ve beslete ileyhi, bu sefer lisan değil, yedehu. İza beteşebi. Ona karşı kuvvet kullanırsa, eliyle ona zarar vermek isterse. Ve yapsutune ileykum eydiyehum ve elsinetehum bisu'i. Mumtahinenin ikinci ayetinde orada hem ellerini hem dillerini sana uzatıyorlar. Dilleriyle senin hakkında ileri geri konuşuyorlar. Elleriyle sana zarar vermeye çalışıyorlar. Ve mana bestil yeddi. Elin uzatmanın manası medduha ilel mebtuşi bihi. Mebtuşu bihi. Kendisine karşı güç kullanılan kişiye uzatması demektir. Ve mana bestil yeddi, elin uzatmasının manası medduha, elin uzatmasıdır. İlel mebtuşi bihi, kendisine karşı güç kullanılan kişiye elin uzatması demektir. Fekeffe eydiyehum ankum. Yüce Allah, onlar ellerini size uzattılar ama Allah-u Zülcelal, onlar taşı alıp üzerine vuracaklardı. Allah onların elini tuttu. فَمَنَعَا اَنْ تُمَدَّ اِلَيْكُمْ. Yüce Allah o elleri men etti ki en tümedde uzatılsın ileykum. O ellerin size uzatılmasını Allah men etti. وَاتَّقُ اللّٰهَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Allah'tan korkun. Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Allah'tan başka kimseye tevekkül etmesinler. Niye? Allah'tan başka kimseye tevekkül etmesinler. فَاِنَّهُ الْكَافِ وَالدَّافِعُ وَالْمَانِعُ. Kafi, yeterli olan Allah'tır. Dafe, insani musibetlerden def eden Allah'tır. Mani, Allah'tır. Allah'tan başkası değil. Bak, فَاِنَّهُ الْكَافِ. Mutlak haber marife olunca hasıl ifade ediyorlar. Madem kafi, dafe, mani, sade Allah'tır. Allah'tan başka kimse değil. O zaman müminler ne etsinler? Müminler sadece Allah'a tevekkül etsinler.
Şimdi olayın başı, bu hadise tabi siyer kitaplarda da geçiyor. Ne hele başa dönün. Ruvya enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etta beni Kureyze ve ma'u şeyhan Ebu Bekir ve Ömer vel khatenan iki damat Hazreti Ali ile Hazreti Osman. Yani Efendimiz Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Osman radiyallahu anhum geldiler beni Kureyze'ye. Gaye yestakriduhum, Allah'ın Resulü onlardan borç istiyor. Yahudiler zengindiler. Neyi onlardan borç istiyor? Diyete muslimeyni, iki Müslümanın diyetini onlardan borç almak istiyor. Katelehuma Amr ibn Umeyye ed-Damuriyyu. Amr ibn Umeyye ed-Damuri o iki Müslümanı öldürmüştü. Hataen, yanlışlıkla öldürmüştü. Ama diyet verilmesi gerekiyor. Amr ibn Umeyye ödeyecek durumda değil. Efendimizin de öyle bir durumu yok. Sahabelerin de yok. Efendimiz dört sahabesiyle Yahudilere Beni Kureyze'ye gitmiş. Onlardan diyeti borç almak istiyor. Yahsibuhuma müşrikeyni. Ama Amr ibn Umeyye niye bu iki Müslümanı öldürmüştü? Müşrik zannetmişti. Halbuki ne olmuşlardı? Müslüman olmuşlardı. Bir görüşe göre hayır, Müslüman olmamışlardı. Onlara eman vardı. Yani Müslümanlardan, Allah'ın Resulü'nden eman almışlardı. Can güveni almıştı. Onlara kimse karışmayacaktı. Ama Amr ibn Umeyye ed-Damuri bu emandan haberi olmadan öldürmüştü. Yani ya Müslümandı, Amr ibn Damuri Müslüman olduğunu bilmeden veya emanları vardı, bilmemiş öldürmüş. Efendimiz dört sahabesiyle Beni Kureyze'ye gitti. Yestakriduhum diyete muslimeyni. Bu iki Müslümanın, İmam Nesefi bu görüşü almış, diyetini kard olarak, kard-ı hasen olarak talep etmiş. Fakalu nam ya Ebel Kasım, iclis hatta no imeke dur, sana bir yemek yedirelim, ikram edelim. Sonra sen işini bitiririz, gidersin. Hatta nut imeke ve nukrideke, sana yemek yedirelim ve sana borç verelim. فَاَجْلَسُوا فِي سُفَتٍ Sufet, eskiden evler tek katı, evin girişinde orada gölgelik yapılırdı, oturulurdu. Bir sufette, bir balkonda, yani giriş, evin girişindeki balkon diyelim, oturttular. وَهَمُّ بِالْفَتْكِ بِهِ Ama Efendimiz'e fethi, pislik, zarar vermeyi kastettiler. وَعَمَّدَ عَمْرُ بْنُ جِحَاشِ Yahudilerden, Beni Kureyze'den biri, اِلَى رَحَنْ عَظِيمَةً Raha azim yani değirmen taşı, büyük el değirmenleri vardı. Un, şey buğday, arpa uyutuluyordu. Büyük bir değirmen taşını aldı. Yatrahuha aleyhi onu Efendimizin üzerine atacaktı. Femsekallahu yedehu. Allah'ın elini tuttu, atamadı. Ve nezele Cibril'u feakberuhu. Efendimiz'e haber verdi bizzatki bu olayla. Fakaraca nebiyyü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle o suffetten koşarak hızlı adımla dışarı çıktılar. Ve nezelet ayeti. Bu ayet o zaman nazil oldu. İzhemmedeki iz zarfı linyemeti. En yapsutu bi en yapsutu. Orada en üzerine ba mukadder. İleykum eydiyehum bil katli. El oldu mu katil. Şiddet. Darb kastedilir. Yugalu basata lisanehu ileyhi. Lisan olunca izah şetemehum. Şetemehu ve besete ileyhi yedehu elini uzattı iza beteşe bihi yani ona karşı güç kullanırsa ve yapsutune ileykum eydiyehum ve elsinetum bisu bak ellerinizi zararla size uzattılar beteşle dillerini şetimle size ne ediyorlar uzatıyorlar. وَمَنَ بَسْتِ الْيَدِي مَدُّهَا اِلَى الْمَبْتُوشِ بِي مَبْتُوشُ بِي kendisine karşı güç kullanılan kişi. فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ اَنْكُمْ فَمَنَعَهَا اَنْتُمْ مَدَّ اِلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ فَاِنَّهُ الْكَافِي وَالدَّافِعُ وَالْمَانِعُ Biraz acele ettik. Olmadığı yer olursa söyleyin. 12. ayete geldik. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري.